Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Oppo ile İstanbul koleksiyonuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte Emirgan'ı gezeceğiz. Yanımda Yağmur ve Melisa var. Beraber Oppo Reno 4 Lite'ın fotoğraf performansını test etmiş olacağız. Şimdi isterseniz lafı daha fazla uzatmadan Emirgan turumuza başlayalım. Emirgan Korusu, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yer alan bir korudur. İstanbul Boğazı kıyılarında Emirgan, İstinye semtleri arasında yer alır. Emirgan Korusu, 17. yüzyılda Osmanlı Padişahı 4. Murat tarafından İranlı Emirgan Han'a armağan edilmiştir. Zaten korunun ismi de buradan gelmektedir. Daha önce Feridun Bahçeleri olarak anılan bölge, bundan sonra Emirgan Korusu olarak anılmaya başlamıştır. Yüzyıllar boyunca pek çok kez el değiştirmiştir. Son olarak 1940 yılında dönemin İstanbul Belediye Başkanı Lütfi Kırdar'ın girişimleriyle kamulaştırılıp park olarak düzenlenerek halka açılmıştır. Evet arkadaşlar, Oppo Reno 4 Lite'ın en çok dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi de şüphesiz kamerası. Cihazın arka yüzünde dörtlü bir ana kamera modülü bulunurken ön tarafta ise kusursuz selfie'ler çekmenizi sağlayan çift ön kamera bulunuyor. Evet arkadaşlar, Oppo Reno 4 Lite'ın en çok dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi de şüphesiz kamera performansı. Cihazın arka yüzünde 48 megapiksellik geniş açılı f1.7 diyafram aralığına sahip bir kamera bulunuyor. Bu kameraya 8 megapiksellik f2.2 diyafram aralığına sahip ultra geniş açı kamerası, 2 megapiksellik f2.4 diyafram aralığına sahip derinlik kamerası ve f2.4 diyafram aralığına sahip 2 megapiksellik bir kameranın olduğunu görüyoruz. Bu kamerayla 30 FPS'te 4K video kaydı gerçekleştirebiliyorsunuz. Ayrıca videolarınızı 1K çözünürlükte çekmek isterseniz FPS değeriniz 120'ye kadar yükseliyor. Ön tarafa geçtiğimizde ise 16 megapiksellik f2.4 diyafram aralığına sahip geniş açılı bir kameranın olduğunu görüyoruz. Bu kameraya rahat bir bokeh efekti için 2 megapiksellik f2.4 diyafram aralığına sahip derinlik kamerası eşlik ediyor. HDR desteği sunan bu kamerada 1K çözünürlükte 30 FPS videolar çekebiliyorsunuz. Reno 4 Lite'ın özellikleri saymakla bitmiyor. Oppo pek çok modelinde olduğu gibi Reno 4 Lite modelinde de hızlı şarj özelliğine yer vermiş durumda. Yani eğer işiniz acilse telefonunuzu şarja takıp dakikalar içerisinde günü çıkaracak şarj seviyesine ulaşmanız mümkün. Fakat telefonda öyle bir özellik var ki bataryayı da koruyacak cinsten. Bu özelliği Oppo yapay zeka gece şarjı olarak yorumlamış. Bu özellik sayesinde telefon sizin gece yatacağınız ve sabah kalkacağınız saatleri tahmin ediyor ve şarjını buna göre dolduruyor. Yani bir nevi şarjını yavaş yavaş ve tam bir şekilde dolduruyor. Böylece ne olmuş oluyor arkadaşlar? Telefonunuzun pil ömrü de uzamış oluyor. Oppo Reno 4 Lite'ı kullanırken çok fotoğraf çektim, çok video çektim, şarjım bitiyor diye endişe etmenize gerek yok arkadaşlar. Çünkü bu telefonda süper güç tasarruf modu bulunuyor. Bu mod ile telefonunuzun pili %5 kalmış olsa dahi sizi saatlerce idare edebiliyor. Hatta şöyle bir tanımlama da yapabiliriz. %5 olduktan sonra piliniz süper güç tasarruf modunda 52 dakika boyunca Google haritalar uygulamasını kullanabiliyorsunuz. Oppo Reno 4 Lite modelinde yapay zekayı özellikle ön plana çıkarmak istemiş. Burada arkadaşlar yapay zeka sayesinde süper net portre,
süper gece portresi, renkli portre ve gece portresi özellikleriyle muazzam fotoğraflar çekebiliyoruz. Cihazda bir diğer öne çıkan kamera özelliği ise bokeh efektinin videolara da entegre edilmiş olması. Bilindiği üzere bokeh efekti genellikle telefonların fotoğraf tarafında karşımıza çıkan bir özellikti. Fakat Oppo ne yapmış? Bu özelliği almış, videolara da monte etmiş. Bu sayede video çekerken de arka tarafı full ulaştırmamız mümkün oluyor. Evet arkadaşlar, Emirgan Korusu genel olarak İstanbul halkının uğrak mekanlarından bir tanesi diyebiliriz. Bu büyük koruda 3 adet köşk bulunuyor arkadaşlar. Bu köşklerin yine 100 yılın üzerinde yaşı olduğunu da söylemek gerekiyor. Bu köşkler Sarı Köşk, Pembe Köşk ve Beyaz Köşk. Bu köşklerde dileyen İstanbullular belirli günlerde gelip kahvaltı yapabiliyor arkadaşlar. Tabi burada kahvaltının ek bir ücrete tabi olduğunu da söylemek gerekiyor. Eğer köşkte kahvaltı yapıp ücret ödemek istemiyorsanız Emirgan Korusu'nda pek çok piknik masası konumlandırılmış durumda. Tabii ki burada mangal vesaire yakmak yasak, fakat evinizden getirdiğiniz çayınızla, kahvaltılıklarınızla burada fevkalade bir kahvaltı yapabiliyorsunuz. Ayrıca koru içerisinde çocukların oynaması için de pek çok park konumlandırılmış durumda. Siz kahvaltınızı yaparken çocuğunuz da yanı başınızdaki parkta kendini eğlendirebiliyor. Emirgan Korusu ayrıca evlenmek üzere olan çiftlerin de vazgeçilmezlerinden diyebiliriz. Buraya gelen çiftler genel itibariyle evlilik öncesindeki fotoğraflarını Emirgan Korusu'nun eşsiz manzarasında çektiriyorlar. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Emirgan Korusu'nu şöyle bir dolaştık diyebiliriz. Hava biraz soğuktu, dolayısıyla koruda boş. Yine de size Oppo Reno 4 Lite ile çektiğimiz video ve fotoğraflar sunduk diyebiliriz. Başka bir bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın.